çok bağıramıyorum çünkü korkmasını istemediğim bir hayvan var elimde. Çok hareketli bir hayvan. Tavşanım arkadaşlar. Hollanda Loop. Her neyse. Hollanda Loop tavşanıma merhaba diyeyim. Bu tavşan bana bir arkadaşımdan doğum günü hediyesi. Doğum günü vlogunda en ilginç hediyelerimden biri olan bu tavşanı göstermiştim. Bugün de ona çit kuracağız. Evini yapacağız yani. Ben kafeste büyümesini istemiyorum. Dünden beri tavşan odamın her yerinde geziyor. Çok özgür bir şekilde takılıyor. Hatta yatağıma koyup uyutuyorum. Üstünü örtüyorum. Uyuyoruz birlikte. Şöyle bir sıkıntı var. Uyuma saatlerimiz çok farklı. O geceleri full geziyor, işte taklalar atıyor, koşuyor, ediyor, yemek yiyor, sabahları full uyuyor. Yani ben uyandığımda o uyumuş oluyor. Şöyle bir güzelliği var, ben okuldayken uyuyor olacak, ben eve geldiğimde uyanmış olacak. Şu anda çok ama çok, bakın, tatlı, yumuşacık bir şey, şuna bakın. Ve gözleri masmavi, çok da korkutmak istemiyorum onu kucakta. Hadi bir an önce çitini yapalım. Tavşanımızın kumunu aldık, talaşını aldık. Yemi var, otu var. Otu da yiyormuş galiba. Çitini aldık, böyle kocaman bir çit. Hepsini ayarlıca suluk falan da aldık. Bakalım becerebilecek miyiz ayarlamayı? Umarım çok güzel bir şekilde ona büyük bir yuva kururuz. Bu kısmı onun için ayırdım. Bu makyaj masamın yanındaki büyük kısmı onun çitini kuracağız birazdan. Çit bayağı büyük. Aslında bahçe çiti diye geçiyor. Ben hava güzel oldukça zaten tavşanımı terasıma çıkarırım. Onun dışında ben çitte durmasını aslında istemiyorum. Çite sadece uyuyacağı ve tuvaletini yapacağı zaman girmesi için kapılı aldım. Kapısı hep açık duracak. Ben hani hayvanın küçücük bir yerde yaşamasını istemiyorum. Bu arada bu tavşanı arkadaşım pet shop'tan almamış. Zaten pet shop'larda satılması yasak. Bir tane tavşan çiftliği gibi bir yerden almış. Yani sadece tavşan üretip tavşanları sahiplendiren bir yerden almış. Ve çok tatlı. Gerçekten ağlayacağım. Ama korksun da istemiyorum. Şimdi onu yere bırakacağız. Bakalım ne olacak. Bırakıyorum. Hadi gez. Korkma gez. Koklanıyor. Daha bu eve yeni geldiği için her yeri kokluyor alışma sürecinde. Hah, gez. Aferin yavrum. Koş. Daha çok küçük arkadaşlar ama anne sütünü emmiş. Daha 40 günlük olmasını tahmin ediyorum ya da 45 de olabilir. Daha bir aylık yani küçücük bir yavru. Şu an yeni gelen eşyaları kokluyor. Çok tatlı. Gerçekten manyak bir şey. Gördüğünüz gibi bayağı enerjik. Yavru olmasına rağmen sürekli dolanıyor ve sürekli yatağımın altına giriyor. Tuvalet eğitimi var. Ama yatağımın altını tuvalet bellediği için sürekli oraya kakasını yapıyor. O yüzden yeni yapacağımız çitte ona bir tuvalet köşesi ayarlayacağız. O tuvalet köşesine tuvaletini yapacak. Evet arkadaşlar şimdi çitleri getiriyorum. Evet. Allah. Evet ilk çitleri kuracağız. Böyle 5-6 parçalık bir çiti var. Bunu şimdi beraber kuracağız. Umarım kurması kolaydır. Kuramazsak gerçekten üzülürüm. Tavşan şu an her zaman gibi yatağın altına gidiyor. Onu biraz daha serbest bırakacağım. Çitin dibine karton sereceğim. Üstüne örtü sereceğim. Üstüne de talaş ve kumunu sereceğim. Şimdi bunu çıkarıyorum. Bunun kurumu gayet basit bu arada. Şuradan itibaren başlayabilir çitimiz arkadaşlar. Çitleri yan yana koyuyorsunuz. Ortasından çubuk geçiriyorsunuz. Aslında yapımı gayet kolay. Bakalım boyutunu nasıl ayarlayacağız. Boyut en önemli sıkıntı boyut. Evet bakın çok güzel bir şekilde yaptım şu anda. İki tane daha çit var. Bakalım boyutunu nasıl ayarlayacağız. Yani yüksekliği bayağı yüksek çünkü bu tavşan birkaç ay sonra zıplamaya başlayacak. Şu an bile şu kadarlık mesafeden zıplayabiliyor. Yani kutuların üstüne çıkabiliyor şu kadar mesafe. Çitimizin boyutu gayet iyi. Aslında biz bunu uzatabiliriz. Bence uzatırsak hem koyacak bir alan yok hem de tavşan daha çok küçük. Birkaç ay sonra çiti büyütebiliriz. Ek parçaları var. Bu arada kapısı da şu şekilde göstereyim. Ben kapısını hep açık tutmak istiyorum ki tavşan istediği yere girip çıksın. Tuvaleti geldiğinde gelsin tuvaletini yapsın sonra da odamda dolaşmaya devam etsin. Gördüğünüz gibi kapı onun girebileceği ve çıkabileceği boyutta. Bu da önemli bir kısımdan. Arkadaşlar kapısı yüksekte kaldı. Tavşan buradan kendi çıkamaz. Ters çevirsek? Olmuyor. Niye? Hayır komple ters çevirsek? Olmuyor. Buralarda nasıl duracak düzlemini? Durmaz mı? Biz birleştirsen onu. Tamam. Arkadaşlar şimdi bunu da birleştirip bütün kafesi ters çevirmeyi deneyeceğiz. Çünkü kapı çok yukarıda kalıyor. Tavşan kendi girip çıkamaz buradan. Arkadaşlar şu an bütün kafesi ters çevirdik. Sırf tavşan istediği zaman girip çıkabilsin diye. Kapısı aşağıda kalsın diye tüm kafesi ters çevirdik. Ve bu şekilde de gayet güzel durdu ve sağlam. Hani tavşanın kafasına falan düşemez asla.
Yani deprem falan olması lazım, Allah korusun. Öyle bir şeyde de ben onu kurtarırım zaten. İlk koştuğum şey tavşan olur. Şimdi içine karton koymamız lazım. Karton olarak bu kendi çitinin kutusunu kesip içeri koyabiliriz. Hem ölçü olarak tam uyar hem de güzel olur. Şimdi gidip bir makas bulup geliyorum. Kutumuzu uygun şekilde kesiyoruz. Arkadaşlar şimdi kutuyu yerleştirmeye deneyeceğiz. Bakalım olacak mı? Oldu mu? Gördüğünüz gibi kutunun bu alt kısmı tam uydu. Şimdi tavşanına bir tuvalet köşesi yapmak için küçük bir platform gibi bir şey bulacağım. Ona ben şu şekilde bir mama kutusu ayarladım ve bunu sürekli kullanıyor. Çok güzel alıştı. Bir de böyle bir mama poşeti var onun. Buraya şimdi bayağı bir mama dolduracağım. Bunu arkadaşım almış. Bu arada asla kokulu bir mama değil. Normalde kedi ve köpeklerin mamaları çok kötü kokar. Özellikle yaş mama çok kötü koku yapar. Tavşanın hiçbir şekilde tuvaleti de kokmuyor, maması da kokmuyor, bulunduğu yaşam alanı da kokmuyor, kumu da kokmuyor, hiçbir şey kokmuyor. Bu yönden bakması çok çok pratik bir hayvan. Evet, şimdi mamasını da doldurdum. Mamasını da şöyle suyun hemen yanına koyuyorum arkadaşlar. Şimdi otunu koyacağız. Kutunun bir tarafına şöyle kağıt havlu sereceğim. Neden bilmiyorum, içimden geldi. Bu yere damlayabilir. O yüzden böyle karton. Ya of. Bu suluk bayağı dandikmiş arkadaşlar. Durmuyor. Baksanıza çok korktum şu an. Tamam şu an iyi galiba. Da hayvan inşallah su içer ya buradan. İçmezse normal kaba koyacağım suyu. Yapacak bir şey yok. Şimdi bir de tuvaleti için tuvaletine peçete koyacağım. Talaşı tuvaletine koymayacağım, tuvalet için yaptığım kısma. Çünkü talaş böyle poposuna falan yapışsın, bacaklarına yapışsın istemiyorum. Talaşın öyle bir kötü özelliği var. Bir şeyleri yanlış yapıyorsam ya da başka bir öneriniz varsa lütfen yorumlarda belirtin. Dikkate alacağım. Aa, tavşan orada. Çıktı, kendi mi çıktı? Kendi çıktı ben elimde. Yemin et. Anne korkuyor musun? Al işte geri girdi sizin yüzünüzden. Biz ne yaptık abi? Arkadaşlar tavşan tam yatağın altından çıkmıştı, korkuttular. Şimdi otunu koyacağız. Hüseyin sen bir al oradan ya. Otunu da böyle mamasının yanına koyacaksın. Böyle bu kuru mamayı da yiyor. Beğenirse buradan yer. Hüseyin tavşanı getirir misin ablacığım? Talaşını nereye koyalım? Bence talaşını da şu şöyle bir köşeye talaş koyalım biraz. Orada oynaşır. Gel aşkım. Koy bakalım. Yemek ye, yemek ye. Ay yiyor. Arkadaşlar kuru mamayı çok sevdi. İnşallah suyunu da içer ya. Neyse. Şuraya ben biraz talaş koyacağım da dökülmüyor bu. Ay kurban olurum ben sana. Biraz su da içer misin? Ya su iç. Pişt pişt. Çok sevdi. Otu asla bırakmıyor. Bir de bunun kumu var arkadaşlar. Yine arkadaşım aldığı yerden vermişler. O kumu acaba talaşla birlikte karıştırsam mı? Biraz şuraya şöyle. Belki tuvaletini kuma yapar direkt hani. Yedin mi? Oy aşkım. Yedi galiba hepsini. Ne aranıyor şu an? Geziyor işte. Arkadaşlar şu an yeni yuvasını kokluyor gördüğünüz gibi. Alışma sürecinde. Taşik. Bak gene buldu o otu. Otu çok seviyor. Mamadan çok ot yiyor. Su mu istiyor onu acaba Şahin? Su. Su. Yok arkadaş asla su içmiyor. Sürekli yemek yiyor ama su çok az içiyor. Beni çok endişelendiriyor bu durum ya. Pişt pişt. Buraya bak. Buraya bak. Su içeceksin. Su. Su içer misin? Hı, biraz da o mamadan ya. Aferin. Buradan biraz su iç. Buna bak. Bunu bir kokla. Her yer şu an bakın geziniyor. Ya al işte her yeri ıslattın. Al işte. Kokusuz tuvalet kağıdıyla şu kartonun üstüne seriyorum arkadaşlar. Çünkü karton içine etti. Demek ki kaseden su içemeyecek bu hayvan yani. Deviriyor. Musluk şart. Yeme artık ya. Obez olacağım. Baksanıza sürekli yemek yiyor. Sen onu bilmiyor muydun? Doğum günü hediyem. Anne bir Hüseyin'i çeker misin? Göster. Hüseyin doğum günü hediye bulmuş. Ne yapıyorsun? Çıkacak mı? Su. Su iç su. Şunu koklar mısın? Ay pas geçiyor suyu ya. Suyu kokla suyu. Bak su burada. Buraya bakar mısın?
Arkadaşlar beni hiç takmıyor bu hayvan. Aşkım su içsene. Boyutunu bile ayarladık ağzına göre ama asla suyu görmüyor. Görse bile içmiyor. Sürekli yemek yiyor. Obur. Obez olacaksın başımıza. Baksana. Anne çok tatlı değil mi? Çok. Çıkacak mısın? Çıkacak galiba. Gel. Gel aşkım. Şimdi ben bunu elimle içirmeye çalışacağım. Buna alışması için yapmak zorundayım. İstemiyor, kafasını çeviriyor aşkım. Asla içmiyor ya. Çok garip. Susamamış olabilir mi diyeceğim de. Ağzını döküyorum, kafasını çeviriyor. Asla su istemiyor arkadaşlar. Bunu ben geri yerine takıyorum. Hani inşallah su istediğinde gelip içebilir. Kaseye de su dolduracağım, dökülse de hani bir şekilde içmesi için. Şimdi ben talaşın üzerine biraz kum yerleştireceğim. Bakalım nasıl olacak. Sen de burada dur. Takılıyor kendi başına. Ben şimdi kum getiriyorum. Yine yatağımın altına gidiyor ya. Abi o orayı sevdi. O orayı sevdi. Yatağın altını çok sevdi. Herhalde şey karanlık ve böyle göçük ya. Hoşuna gitti. Neyse ben şimdi buraya kum getiriyorum arkadaşlar. Bir saniye bekleyin. Hemen geliyorum. Atla. Heh, tamam. Boyu yetiyormuş. Tuvalet kabına oraya alıştıktan sonra oraya sürekli farklı bir kap koymak gerekecek pislendikçe. Gitti. Hiç karışmıyorum. Geri gelecek mi diye bekliyorum. Çobiş gel buraya, Çobiş. Arkadaşlar adını Çobiş mi koysam, Tavşik mi koysam çok kararsızım ama erkek. Yerine geri git. Bir süre burada kalmak zorundasın. Seni birazdan çıkaracağım. Bunu iyiliğin için yapıyorum. Suya, yeme ve tuvalet kabına alışmak için seni burada tutmak zorundayım. Ben de o sırada götüren odamı toplayacağım. Yaklaşık bir 20-30 dakika burada kalmak zorunda. Çünkü iyice buraya bir alışsın. Tuvaletin nereye yapacağını, suyu nereden içeceğini öğrensin istiyorum. Şu an gayet beğendi gibi bu arada. Talaş mı yiyor? Ne oldu? Ya çıkmak istiyor. Kıyamam. Çubiş, çıkaracağım seni. Tamam sakin ol. Talaş mı yiyor anne bu? Lan talaş mı yiyor? Hayır. Çık oradan. Yemek burada. Çok obur ya. Ye. Ye oradan işte ye. Yiyor, gene yiyor. Yuh. Gene yiyor ya. Bir de sinirleniyor, vuruyor. Bak bak. Ne yapıyor şey, lan? Yemi seçiyor böyle içinden. Gerçekten mi? Beğendiklerini seçiyor galiba. Çok manyak bir şey bu. Çok zeki bir hayvan. Baksanıza. Çitini bitirdik. Çitin içine suyunu koyduk. Kabını koyduk. Kumunu koyduk. Talaşını koyduk. Ve tuvalet köşesi yaptık ona. Dediğim gibi ben kafesin kapısını genellikle açıyor olacağım. Şu an alışması için kapattım. Buraya tuvaleti geldiğinde ve yemeği... Yani yemek istediğinde buraya girsin istiyorum. Bir de sadece belki okula giderken bunu buraya kapatabilirim. Şu an her şey tuvalet ve yemek eğitimine bağlı. Yemeği gayet güzel bir şekilde yiyor. Sadece suya alışması gerekiyor. Bir de tuvalete alışması gerekiyor. Çok tatlı bir hayvan. Zaten çok cana yakın. Hiçbir şekilde ısırmıyor, etmiyor. Ben şimdi tavşanımla vakit geçireceğim. Gel. Gel kıyamadım. Gel. Gel çık. Çık tamam gel. Tamam çık. Çık hadi çık. Çık. Çıkmak istiyorsan çık. Bakıyor öyle. Küstü. Küstü şu an. Tamam çıkmıyorum diyor. Tamam git çıkmıyorum Allah kahretsin diyor. Neyse çıkar o sıkılınca. Çıkacaksan çık. Takıl sen orada ya. Talaş yeme de. Kokluyor şu an. Çok tatlı ya, manyak bir şey. Ben videoyu şu an kapatmak zorundayım çünkü odamı toplayacağım ve yapacak çok fazla işim var. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Size böyle tatlış bir video çekmek istedim. Başka videolarda görüşmek üzere. Eğer tavşanımla başka videolar istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Aynı zamanda bir eleştiriniz ya da bir öneriniz olacaksa tavşanla ilgili bunu da yazabilirsiniz. Çıkacak mısın? Çıktı. Başka videolarda görüşmek üzere. Sizi çok seviyorum. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı sakın unutmayın. Hepinizi öpüyorum. Bay bay. Çobiş, kız gel buraya. Lan o kadar masraf yaptık, şuraya çit kurduk, şuraya gelir misin? Yine yatağın altına gitti.